Hüseyin abi, sana mail var. Nijerya'dan abi. Nijerya'dan mı? Oku bakalım. Merhaba. Ben şu anda hapiste olan bir Nijerya prensiyim. Hapisten kurtulmam için 1000 dolara ihtiyacım var. Bana yardım ederseniz hapisten çıktıktan sonra İsviçre'deki banka hesaplarıma ulaşır ulaşmaz size 5 milyon dolar verebilirim. Lütfen bu maili cevapsız bırakmayın. Hayatım söz konusu. Nijerya prensi Okocha Edubula. Yanlış mı duyuyorum? Şükrü, ne diyorsun oğlum? 5 milyon dolar. Yırttık lan. Yırttık da abi. Yırtmak bizim işimiz. Çek. Lan Şükrü, bana bak. Bu iş doğruysa var ya. Parayı bulduk lan. Parayı bulduk. Okocha Edubula. Vay be. Düşünsene oğlum. Adam Nijerya'nın prensiyim diyor. Adama para gönderdiğimizde adam hapisten çıktıktan sonra tekrar tahtına geçecek. Ne diyorsun abi? Bizi veziri bile yapar. Vezir olacağız derken şahmat olmayalım oğlum. Olur mu abi? Adam hapisten kurtulur kurtulmaz halledeceğim diyor. Koskoca prens yalan mı söylüyor? Oğlum, prensi kurtardığımızda Nijerya'nın yarısı benim olabilir. Ayıp olmuyor mu abi? Çeyreği senin, çeyreği benim. Ayıp ediyorsun Şükrü. Nijerya'nın çeyreğini senden mi esirgeyeceğim? Abi, hayal kurmayı bırakalım. Şu Nijerya prensinin istediği 1000 doları nereden bulacağız? Onu düşünelim. Haklısın Şükrü. Yakup. Yaklaş şöyle. 1000 dolarım var mı kardeşim? Olsa ne olacak? Hayatının en kral yatırımını yapmış olacaksın. 1000 koyup 1000 alacaksın. Sağ ol. Ben çay koyup 1 lira almayı tercih ederim. Verin bakayım 1 liramı. Bana bahsetme Yakup. Sakin ol abi. Çok yakında önümüzde saygıyla eğilmek zorunda kalacak. Yoksa prense söyler, tez vurdunuz kellesini. Bu maç ne olur? Bence o maç 3 ihtimalli maç. Oğlum, sanki başka bir ihtimal varmış gibi boş boş konuşma. Ha, bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin Hüseyin? Yakup, adama hasret etme, git çay yap. Hayır bir şey ya. Hüseyin, neredesin sen? Bana bak, senin ne işin var kahvede? Kaç saattir arıyorum seni. Neden telefonun kapalı? Şarjım yok. Yakup, şarjdan para aldı kızım. Ben de seni polisler alıp götürdü sandım. Neden götürecekmiş ki? Senin polisle başın dertte değil mi? Hayır kızım, nereden çıkarttın bunu? Hadi yürü. O zaman polisler Meltem Hanımlara neden geliyor? He? Evet. Benim hemen eve dönmem lazım. Senin yüzünden gelmiyorlarsa o zaman Meltem Hanımların başı dertte demektir. Hadi gidiyorum ben. Hadi yürü, yürü. Ne oluyor abi? Bilmiyorum ama polisiye bir durum var Yiğido. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. Espri yapma Yakup. Çay yap. Yiğido, benim biraz işim var. Şuna çay ver, ben hemen geleceğim. Tamam abi. Buyur Hüseyin abi çayın. Selamun aleyküm. Ne oldu oğlum? Bulabildin mi parayı? Yok abi. Hatice'den de fayda yok. Bu hafta izinli. Kafasına tencere düştü ya. Onu bahane edip evde yatıyor. Kafa izni yani. Kavga geçme abi. Ayıp oluyor. Bir dakika. Bir dakika Şükrü. Parayı nereden indiregande edeceğimizi bulduk. Nereden abi? Başınıza talih tenceresi konmuş da haberiniz yok Şükrü. Abi yapma, gözünü seveyim. Bu öyle dalga geçilecek bir konu değil. Ne dalgası oğlum? Nijerya prensine nasıl para göndereceğimizi buldum. Nasıl abi? Hatice'nin doktor masrafları kabarırsa ne olur? Beni hanım doktora götürmüş abi. Bir şey yok demişler. Ya akşam fenalaştıysa? Ya tekrar tomografi çektirdiyseniz? Sen bir tomografinin kaç para olduğunu biliyor musun Şükrü? Bilmiyorum abi. Hadi şimdi Gönül ablaya gidelim. Yolda konuşuruz diğerlerini. Evet abi, gidelim.
Hatice'nin iyi olmasına çok sevindim. Hatice iyi ama Şükrü iyi değil Gülün Hanım. Şükrü iyi değil mi? Tabii senin psikolojin bozulmuştur değil mi Şükrü? Psikolojisi olsa yine iyi Gülün Hanım. Çocuğu nasıl? Ekonomisi bozuldu. Ekonomisi mi? Evet Gülün Hanım. Doktor çok tetkik istedi. Az kalsın Hatice'nin hastalığı için bana bile tomografi çekeceklerdi. Çok masraf ettirmişler Gülün Hanım. Ne kadar bir masraftan bahsediyoruz? $1,000. $1,000 mı? Hastaneler dolarla mı çalışıyor artık? $1,000 dediği üzerimizde o an dolar vardı. Onu bozdurduk. O bakımdan onu dedi. Bayağı da tutmuş. Sormayın. Allah kimsenin sağlığını bozmasın. Gerçi benim bildiğim acil müdahalelerde bütün hastaneler ücretsiz ama... Biz acile gitmedik Gönül Hanım. Direkt polikliniğe gittik. Bir gün sonra gittik ya, acil saymadılar. Neyse masrafı ben karşılarım canım. Siz biraz burada bekleyin, bir muhasebeye kadar gideyim, para alayım sizin için. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz Gönül Hanım. Rica ederim. Aferin Şükrü. Sağ ol abi. Nijerya prensini kurtardığımız zaman Gönül Hanım'a kat kat fazlasını veririz Şükrü. Kurtarma bizim işimiz abi. Adam $5,000,000'dan bahsediyor. Gönül Hanım'a da en az 10,000 sakal atarız abi. Atarız oğlum. Sakal bizim işimiz. Al Şükrü. Ay çok üzüldüm. Neyse ben Hatice'yi arar konuşurum sonra. Siz aramayın. Ben aradım. Telefonu kapalıydı. Herhalde uyuyordur. Ama merak etmeyin. Gayet iyi. Peki sevindim. Faturalar sizde mi? Ne faturası? Hastane faturaları. Fatura almadık Gönül Hanım. Fatura alsaydık $1,500 öderdik. Ama onun yerine indirim aldık. Anladım. Biz müsaadenizi isteyelim Gönül Hanım. Tabii tabii. Buyurun. Buyurun Şükrü. Gidelim abi. Güle güle. Yürü Şükrü. Prensi bekletmeyelim. Yürü. Aynen bakkallar. Ne tartarsınız böyle? Senin aklın ermez böyle şeylere. Terak tayyar. Aklın erer mi ermez mi bir söyleyin bakalım da anlayalım. O zaman var mı $2,000? Çatlat bakalım. $2,000 mı? Sen beni o fıstıs İsmail gibi şirket sahibi mi sanırsın be? Bende ne arar o kapara? O zaman konuşmayacaksın. Seyyar tayyar, işimiz var, gücümüz var. Aylak bakkallar sizi. Yan gelip yatmak ne zamandan beri iş oldu? Şeytan diyor, atla üstüne tak pençeyi. Boş ver be abi. Biz parayı nereden buluruz onu düşünelim. Evet Şükrü. Babam haklı abi. Ne diyorsun oğlum? Aylak bakkal mıyız biz? Hayır abi. Çevremizde... Bize bu parayı verebilecek bir tek zengin insan var. O da Fısfıs İsmail. Doğru söylüyorsun Şükrü. Adam girişimci. Bu fırsatı asla kaçırmaz. Onunla konuşalım. Yürü. Gidelim abi. Buyurun İsmail Bey. Eğer adama $2,000 gönderirsek... ...adam bize $5,000,000 gönderecek. Uy. Ne diyorsun uşağım? Adam şimdi Nijerya prensi ha? Evet İsmail Bey, aman kimse duymasın. Bizim yerimize parayı onlar gönderir, onlar paraya konarlar. Doğru değil İsmail Bey. Adam Nijerya prensi. Peki uşağım, bu prensin haremi de var mıdır da? Olmaz mı İsmail Bey? Parayı bulursak bin bir gece masalları yaşayacağız. Muhteşem bir yüzyıl bizi bekliyor İsmail Bey. İyiydi uşağım. Bende hiç para yok ki. Yok mu? Nasıl yok? Koskoca şirket var. Bari siz açığın muhabbet yapmayın İsmail Bey. Tamam da uşaklar. Benim deli hatun bütün hesaplarımı el koydu da. Vallahi cepte meteliğim yok. Hani olsa düşersiniz uşaklar. Yıktın bizi İsmail Bey. Son ümidimiz sendin. Adam başı $1,666,000 $666 düşecekti. Uşağım ne diyorsun?
Asil ben yıkıldım da harem değilsin. Bin bir gece değilsin. Hatun değilsin. Yıkılan benim uşağım, yıkılan. Yok uşağım, yok. Tolga da vermeyin. 5 milyon dolara elveda daha diyeceğiz o zaman İsmail Bey. Elveda Nijerya Prensi'nin haremi. Elveda. Hiç Okşan Hanım, arkadaşlarla muhabbet ediyoruz da. Ay ne iyi oldu beni şuraya aldırttın. Muhasebeden maaşımı aldım. Sayende düzenli bir gelirim oldu. Okşan Hanım, maaşını mı aldın? Evet. Okşancığım, senin maaşın ne kadardı? Ay 3000 TL kız. Sen mi anlattın, hatırlamıyor musun? Hatırlarım tabii, hatırlarım da. Uşaklar, gözümüz aydı. Prens kurtuldu. Ne biraz falan? Okşan Hanım, Nijerya prensi de. Nijerya prensi mi? He, malımın. Afrika çok karışıktır. Oradaki bir prens bizden yardım isteyin. Eğer biz de ona yardım edersek... O bize öyle bir kıyak yapacak ki aklın hayalın durur da. Ayol boyunuzdan büyük işlere karışmayın. Sonra tepenizde kuruş vizesi yersiniz. Olur mu Okşan Hanım? Bak size Nijerya prensi diyorum da. Biz şimdi bu prense yardım edersek bizim bütün maddi sıkıntılarımız bitecek de. Evet Okşan Hanım. İsmail Bey doğru söylüyor. İşin ucunda. Adam başı 1.333.333 dolar var. 333.333 derken bile insanın yüzü nasıl da gülümsüyor Okşan Hanım. Önündeki milyonu söylemeye gerek bile yok. Şey nasıl olacak bu iş? Bak şimdi. Gelin uşaklar gelin de. Ne yaptınız? Gönderdiniz mi para? Gönderdik İsmail Bey. Ay adam başı ne demiştiniz kız? 1.333.333 dolar mıydı? Evet Okşan Hanım. Yırttık İsmail Bey. Yırttık. Peki uşaklar ne zaman haber gelir de? Hemen geliyor İsmail Bey. Nasıl gelmesin Şükrü? Adam cam derdine düşmüştür. İnternet kafede, bilgisayarın başında... Öyle bekliyorduk garibim. Ay İsmail zengin olduk kız. Bakalım geçen sefer ben bankadan gelene kadar cevap gelmişti. Laptopunuzdan maillerime bakabilirsem görürüm. Tabii ki şu. Bak da bak bak bak. Ay kız İsmoş acayip heyecanlandım ha. Bak karnım nasıl oluyor. Koy elini göğsüme. Okşan Hanım dur da dosyalara sonra bakarız. Şimdi dosya bakma zamanı bir dur. Öyle demiyorum be. Gerçekten çok heyecanlandım. Aa, mail gelmiş. Ne diyor uşağım prens? Pasaportunu çıkarmış. Ama tahmininden pahalıya mal olmuş. Uçak biletine para kalmamış. Uçak bileti için 2500 dolar daha gerekli diyor. 2500 doları nereden bulacağız oğlum? Ayol özel uçak mı kiralıyorlar? Nasıl bilirsin ya? Öyle deme Okşancığım. Adam koskoca prens. First class uçacak dur da. Şimdi koskoca bir prens ekonomik class uçacak hali yoktur. Değil mi uşaklar? Ay nasıl uçacak bilmiyorum ama bende para kalmadı. Bizde de kalmadı. Okşancığım sen hazine dairesinin kıyısına köşesine bir baksan. Belki bir yerlerde 3-5 kuruş kalmıştır da. Kız yok. Olsa niye söylemeyeyim ya? Aman. Uşaklar, hemen dağılalım. Herkes bulabildiği kadar para bulsun da yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ha bunu burada bırakacak halımız yoktur. İsmail Bey doğru söylüyor Şükrü. Gidip para bulmaya çalışalım ya. Hadi. Gidelim abi. Para bulmak bizim işimiz. Hadi uşaklar. Ne Nijeryası? Neler çekmelersiniz siz be? Baba, bize inanmıyorsan maile bak. Adam havaalanında uçak bileti almak için para bekliyor. Seyyar Tayyar, sen oradan bize 2000 dolar ver. O para 1.000.000 dolar olarak dönecek geriye. Allah'ım yarabbi. Hayal içinde yüzersiniz be. Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Bana inanmıyorsan maillere bak baba. Adam Nijerya prensi. Boru değil. Hadi oradan be. Olmaz öyle şey. Yapma Seyyar Tayyar.
$5 milyon kaçıracağız. Burada kaçan tek şey sizin keçileriniz. Kandırırlar sizi be. Koskoca Nijerya prensi. Neden yalan söylesin? Seyyarların prensi. Ne oluyor Yakup abi? Nijerya prensine para göndermek için seyyar tayyardan para istiyorlar. Nijerya prensi mi? Hüseyin abi, sakın kimseye para falan göndermeyin. Neden Yiğido? Sizin konuştuğunuz kişi Nijerya prensi falan değil. Olur mu oğlum? Adam tacıyla, tahtıyla fotoğraflarını göndermiş. Şimdi düşmüş durumda. Düşenin dostları da burada. Uçak bileti parasını gönderince o da bize $5 milyon gönderecek. Abi bu tip mailler tamamen dolandırıcılık üzerine. Kaç kişiyi dolandırdılar böyle? Önce hapisten çıkmak için para istiyorlar. Sonra yok şey parası, yok uçak bileti. Siz para gönderdikçe onlar daha çok para isteyecek sizden. Ne diyorsun oğlum sen? Emin misin? Eminim abi. Bu çok bilinen bir dolandırıcılık yöntemi. Madem bilinen bir şey, niye daha önce söylemedin oğlum? Şimdi haberim oldu abi. Gitti vallahi paralar Hüseyin abi. Böyle bir yalana ancak sizin gibi iki kütük inanır. Kafanı bil de konuş seyyar tayyar. Kalbini kırarım bak. Ne oldu kahvemin prensleri? Tufaya mı geldiniz? Bana bak, zaten sinirlerim bozuk. Benim asam bozma. Tamam mı? Sinirlendirme beni. Hayret bir şey ya. Sen de gülme tayyar.